Sayın Gökçek e, Sayın Mansur Yavaş'ın şeffaflıkla ilgili <laughs> iddialı bir geliş oldu Büyükşehir evet. Belediyesi'ne ve e, ihalelerin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin şeffaf yapılacağını söyledi. Halka açık yapılacağını söyledi. E, bu konuda bir bandımız var e, Sayın Yavaş'ın şeffaf ihalelerle ilgili e, izleyelim onu devam edeceğiz. Evet şeffaf olalım diyoruz şirketlerde evet. ticari sır falan olmaz, olmaz diyor. diyor. Ben e, Mansur Yavaş'tan mavi Vasa vasıtasıyla 50'ye yakın sual sordum. Bunların belli bir kısmı şirketlerle ilgili. Sorduğum suallerin hepsine her zaman standart cevap veriyor. Bu ticari sırdır diyor. Yani burada söylediğinin tam tersini yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama burada çıkıp bunları söyleyebiliyor. Hayır Siz Melih şey. olduğunuz için öyle söylüyor olabilir mi? Olamaz. kanun kanunen zaten suç işliyor. O konuda da mahkemeye başvurdum. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. İkaz ediyorum en son attıklarımda. Diyorum ki bana kanun, ya diyorsunuz ki bu ticari sıdır ya da diyorsunuz ki eğer internetten bakarsanız bir yerde bulabilirsiniz. Halbuki kanun diyor ki eğer cevap vermiyorsan nerede kaynağı olduğunu internetten somut olarak soran kişiye bildirmek zorundasın diyor kanunda bildirmiyor. Şimdi evet. bundan dolayı e, suç duyurularında bulundum. E, önümüzdeki günlerde zaten kendisini de çağırır, e, Sorarlar. Bu Şeffaf olmadığını gösterir. Tabii şeffaf, gösterir, şeffaf olmadığını göstermesi için ikinci esas mesele var. Şimdi e, kanuna göre bir açık ihale vardır. Evet. Bu açık ihaleye herkes girer. Evrakı tamamsa girer, en ucuz veren de alır gider. İkinci ihale tarzı Davetiye usulüdür. Yani 21B'dir. Kanundaki adı budur. 21B. Buna göre e, istedikleri kişileri çağırır. Bir kişi, iki kişi, üç kişi. En az üç kişi çağırması lazım da. Evet. Üç, beş, on tane adam çağırır. Ve bunlardan birisi de ihaleye satın alır. Onunla mi? ilgili de bir bandımız vardı herhalde. İzleyelim mi? E, i̇zleyelim. Yani diyor ki şey e, Mansur, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş diyor ki eğer diyor. Ben diyor ihaleyi vermek istesem diyor e, birisine açık ihale yapmam biraz sonra anlatacağım onu 21B'ye göre yapardım. Yani davetiyle yapardım diyor. Peki nasıl demiş onu demiş, izleyelim dileyelim. Mansur Yavaş devam edelim. Ne demek birisine verilmek istenseydi açık ihale yapılmazdı. Yani 21B yapılırdı evet. biz de istediğimizi verirdik diyor. Ben de aynısını söylüyorum zaten Mansur Yavaş istediği ihaleyi istediğine vermek için 21B ile yapıyor. 21B ile yapıldığı zaman da herhangi bir şekilde istediğine veriyor. Bakın önümde 21B ile ilgili birkaç tane örnek var. Şimdi Ankara'da e, bir ihale var. Bu ihale e, pardon. Bu ihale Ankara'daki sayaçların okunması ile ilgili bir ihale. Sayaçların okunması şöyle. E, ön ödemeli kartlı su sayaçlarının bakım onarım hizmet Alım işi. 6 milyon 242 bin liralık bir ihale. İhaleye sadece ve sadece tek kişi giriyor. Şu firma giriyor. Tüketim tüketim malları, gıda, inşaat, otomotiv sanayi. Şimdi bu öyle bir firma ki bakın nasıl işte Mansur'un tarifine birebir uyan bir ihale. 2014 2014'te kurulmuş bu firma. Evet. İstanbul'da. Ankara'da değil. Evet. Ee, 23 2020'de Ankara'da şube kuruyor. Yani 2020 yılında kuruyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde kalkıp da bu ön edemeli kartlı sayaç konusunda tecrübesi yok. İhaleye girmemiş. Tutuyorlar ihaleyi bu adama veriyorlar. Tek kişi giriyor. Bak İstanbul'da bir ne şirketi okudum. E, tüketim malları gıda inşaat otomotiv. Yani bu konuda hiçbir tecrübesi yok. Sen bu adama nasıl veriyorsun arkadaş ya? Üstelik de Ankara'da iş yapmamış. İstanbul'da iş yapmamış. Şube açıyor Ankara'ya. Ertesi gün bu adama anahtar teslimi yapıyorsun. Buyur yap diyorsun. İşte 21B Mansur'un söylediği bu. İstediği adama vermek için bunu yapıyor. Kim yapıyor? Mansur'un kendi ekibi yapıyor. Neye göre yapıyor? 21B'ye göre yapıyor. İkinci bir örnek daha vereyim. Gideyim. Çünkü diğerlerini yetiştirmem Tabii, lazım. İkinci buyurun. bir örnek. Asi Genel Müdürlüğü e, motorun mal alımı ihalesine çıkıyor. Bir kişi çağırıyor. 2 milyon 787 bin 812 lira yaklaşık bedeli var. Bak 2 milyon 787 bin. 2 milyon 915 bin liraya veriyor. Üstüne veriyor muammen bedeli. Düşünebiliyor musun? Kim yapıyor? Mansur'un adamları yapıyor. Yine bu şeyde 21 B'ye evet, 21 B ile ilgili. Yani 21 B, <laughs> istediği adama <laughs> anahtar teslimi yapar. Şimdi şeyde göreceğiz. Ee, biraz sonra iki tane konu anlatacağım. Maske ihalesi. Evet. İkincisi de kömür ihalesi. İkisinde de anahtar teslimi var. Nasıl anahtar teslimi olduğunu göreceğiz. Tam Mansur'un kendisini tarif ettiği gibi veriliyor. Şimdi e, üçüncü bir örnek daha vereyim. O şeffaf açık diyorlar ya. Evet. Şeffaf açık dedikleri yerde 21B'ye göre çağırdığın zaman vasıflarını kimse bilmiyor bunun. Kaç tane alındığını da bilmiyor. Adamlar oturuyor böyle karşılıklı olarak 3 kişi, 1 kişi, 2 kişi durumuna göre 21B'nin ihale alıp gidiyor. kaçı aldın kardeşim aslında? Kaç tane aldın? Atarak söylüyorum. 1 milyon lira ihale oldu. 10 tane mi aldın, 100 tane mi aldın? Meçhul. Kim denetliyor bunu Sayın Kimse denetlemiyor bu ihaleleri. Yok denetlemiyor. Yok denetlemiyor. Ama bakıyorsun televizyona televizyona baktığın zaman karşında adamlar oturunca sen buna şeffaf ihale diyorsun. Şeffaf filan kesinlikle değil. Öyle ki bu şeffaf ihale dedikleri televizyondaki ihalede bazen Şeyi açık unuturuyorlar mikrofonu. Yaptıkları ihaleye fesat e, yapma ağızlarından çıkıyor aynı şekilde gözüküyor. Seyredelim mi bir? İzleyelim. Bak, tekrar dikkatli bakın sevgili vatandaşlarım. Güya şeffaf ihale ama mikrofon açık oturuluyor. Adama ihaleyi nasıl veriyorlar görün. Gör. Evet. Gördünüz mü? Evet. Güya evet. şeffaf bu. Adamda ihale e, evrakları eksik. Adam diyor ki mikrofon açık olduğunu unutuyor. Sizin evraklarınız eksik ama ben sana bu ihaleyi verdim diyor. Evet. Nasıl iş bu? Yani Nasıl iş normal bu? prosedürde ne olması gerekir? Elenmesi mi gerekir? Kesinlikle evrakı eksik olan adamı ihaleye sokmak ihaleye fesattır. Kanundaki tarifi budur. İhaleye fesat sokmaktır. Olur mu böyle bir şey? Peki. Şimdi biraz hızlı gidelim evet. Sayın Gökçek. Ee, sizin Twitter hesabınızdan paylaştığınız bazı vurgun iddialarınız da var Evet. Onlardan ikisi maske ve kömür konusunda Ankara Büyükşehir evet. Belediyesi'nde evet. E, yolsuzluk yapıldığı evet. Vurgun yapıldığı iddianız evet. daha doğrusu sizin tabirinizle evet. Önce şu maske işini konuşalım sonra kömür konusuna tamam. gelelim Nasıl maskede bir vurgun yapılmış? Şimdi e, bu son meclisin içerisinde Mansur Yavaş bu iki konu üzerinde de konuşmalar yaptı. Dedi ki e, bunları dedi biz 21B ile yaptık 21B ile yaptık ama dedi e, netice itibariyle dedi yapılan işlerde anormal bir şey yok dedi. Bak nasıl yapıyor şimdi anormal mi değil mi? Şimdi aziz vatandaşım çok dikkatli olarak dinleyin bildiğiniz maske var ya şu şu maskelerden Mansur Yavaş 3 sefer ihaleye çıkıyor. 21 B ile çıkıyor. Yani davetiye usulü ile çıkıyor. Şey geliyor, vatandaş geliyor, ihaleye geliyor. 3 Üç ihalenin 3'ünü <laughs> de bir vatandaş alıyor. Alan vatandaş kim? Efendim söylemeyelim ismini isterseniz. Hani ha, peki ismini söylemiyor. Evet. Alan vatandaş e, ekrana e, aslında şeyi getirebilirler ama burada da isim gözükür. Onu göstermeyelim. O değil. Evet. Ötekisi yani öteki size verdiğim evrak da. Mavi evrak öyle söyleyeyim. Ben buradan okuyayım. İsmini okumayalım. Evet. Adam bu ihaleyi alanın. Maske, maske ihalesini alan. Maske ihalesini alan adam e, 2010 yılında şirketini kurmuş. 2014 yılına kadar 5 tane e, ihale almış. 5'inin 5'i beşi de yapım. Zaten şirketi de adı yapım firması. E, şey olaraktan doğrudan doğruya. Ve bu almış olduğu <laughs> e, adı şu. Yapı Endüstriyen ve Ticaret Limited Şirketi. Başını söylemiyorum. Evet. Sen söyleme dediğin için. Evet. Bakın adı ne? Yapı Endüstriyen Ticaret Limited Şirketi. Beş tane şi şeye giriyor. 2000 yılından 2014 yılına kadar ihale. Hepsi de yapı inşaat. İnşaat yapmış değişik şeylere. Yani sağlık, medikal konusunda Hiç bir şey yok. Yok. Sonra e, bu medikal ihalesini alana kadar da 2014 yılından itibaren hiçbir ihaleye girmiyor adam. Sonra üç tane ihale yapılıyor arka arkaya. Üçüne de bu giriyor. Üçünü de bu alıyor. Bakın. Lütfen dikkat edin aziz milletim. Bak üç tane ihaleye giriyor. Üçü de davet usulü aynı adam alıyor. Kaç kişi giriyor? Bir kişi giriyor. Mansur şeyde diyor ki bunlara bir kişi girmedi diyor. Birisine sekiz, birisine on rakamlar veriyor. Peki sekiz kişi on kişi girdi de kardeşim. Niye bir kişi teklif verdi? Niye bir kişi de teklif geldi? Demin tarif etti ya kendisi. Evet. Biz istediğimize vermek <laughs> istersek böyle olur. Üç tane ihaleyi de o alıyor. Onun arkasından bir açık ihale. Yani herkesin girebileceği dördüncü ihaleyi yapıyor Mansur. Yine maskeyle ilgili mi? Yine maskeyle ilgili. Evet. Dördüncü ihale. Bakın şimdi liste gelir mi şeye, ekrana? Dördüncü ihale. E, şu ortadaki maviyle göreceksiniz. 23 tane katılımcı 25 milyon tane şeyi almak için maskeyi. maskeyi almak için giriyor. 4 milyon 800 bin lirayı alıyor. Tanesi 19 kuruş maskenin. Açık ihale oldu ya rekabet evet. var. 23 kişi giriyor 23. Benim hemen aklıma geliyor önceki maskeler kaça alındı? Şimdi gelecek o söyleyeceğiz tabii. Orada şu anda şeyde görüyorsunuz sarı kısmın en sonunda görüyorsunuz. İlk ihalede 78 kuruş alıyor. İkinci ihalede 77 kuruş alıyor. Üçüncü ihalede 62 kuruş alıyor. Tamam mı? Bak 19 kuruş 78 kuruş. Dört kat. Şeyler, e, rakamlar dört katını alıyor. Şimdi bak soruyorum Mansur'a ben. Buradan soruyorum. Şimdi, sevgili Mansur Bey. Arkadaş diyorsun ki hepsine biz 8 kişi 10 kişi ihale, e, şey, davet ettik. 8 kişinin, 10 kişinin Hiçbiri ihaleye teklif vermiyor, hep bir kişi veriyor, aynı kişi veriyor. Hayatında da kesinlikle, kesinlikle bu işi yapmamış. Yapmayan bir adam, yani inşaatçı gelip maske ihalesine giriyor. Bu nasıl iş? Peki bu şeyin maskelerin toplamı kaç tane? Birinci ihalede bir buçuk milyon, ikinci ihalede yedi buçuk milyon, üçüncü ihalede on beş milyon. Yani 24 milyon. E pardon. 23 milyon şey alıyor. Maske alıyor. Maske alınıyor. Son ihalede kaç tane alıyor? 24 milyon alınıyor. Pardon 25 milyon alınıyor özür dilerim. 50 milyon? Tabii maske alınıyor. Yani Ankara'da kişi başına belediye 10 sefer veriyorsun. çocuklar da dahil 10, 10 sefer, sefer veriyorsun. maske Öyle gözüküyor o rakamda da başka bir iş şey oldu olmadı ona iftira atmayalım. Yok yo, yo, ben hayır ben, Bilmiyoruz. ben artık iftira atmak için rakamlara de, baktıktan sonra aklıma, şimdi aklıma şimdi geldi, söyle, evet. şimdi söyleyeceğimi söyle e, duyunca vatandaşımız hepten yani ulan böyle de olur mu diyecek. Bakın 3 tane açık ihalenin toplam ihale alım bedeli yani ihale yapılıyor bitiyor 17 milyon e, 40, 45 40 bin 676 lira. 17 milyon düzlük yapıyor, 17 milyon e, şey diyor. Para veriyor belediye. Bu üç ihaleyi aldığı adama. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü ihalede 17 trilyon lira veriyor. Peki açık ihalede 19 kuruştan gidiyor. Bunlar da 19 kuruştan açık ihaleyle alınsaydı e, aradaki fark ne olacaktı? 12 milyon 485 bin lira fazla para ödeme yapıyorlar. 17 milyonluk ihalede vurgunu görüyor musun? Evet. Bak 17 trilyona alı, e, alıyor belediye bunu 17 trilyonu diyor adama Halbuki öbür tarafta 25 milyon şey bu 23 milyon 25 milyon ihale yapmış maskeyi 4 milyon 800 bin lira alıyor Aralıktaki farkı görüyor musun? Çıkartıyoruz ikisini en alttaki kırmızı bölgeye bakar mısınız? Evet. E, 4 milyon 560 bin. Ee, ihale bedeli gerçek ihale bedeli eğer kalkıp da açık ihalede yapıldığı gibi 19 kuruştan alsalar 4 milyon 560 bin lira ödemesi lazım belediyenin. 17 milyon ödüyor. 12 milyon 485 bin lira şeye gidiyor. Birilerinin vurgun olarak cebine gidiyor. Kesin. Peki yüzde kaç bu vurgunun oranı? Yüzde 73.25 Evet. Yani 1 lira olacak şeyi tabiri caizse 4 liraya alıyor. Bir ihalede sadece maske ihalesinde 12 milyon 485 bin lira vurgun var. Bütün rakamlar ortada mı? Hadi evet. böyle bir şey olabilir mi ya? 17 milyonluk işin içinde sen kalkıp neredeyse 12 buçuk milyon ağzı düz. Pahalı verebilir misin? Yani siz şunu mu diyorsunuz? İlk 3 ihale de açık ihale şeklinde yapılsaydı rekabet edilip evet o maskelerin evet. fiyatı da 19 evet. kuruşa hadi bilemedin 30 evet. kuruşa düşer. Ne, di, ne diyor şey? Eee <laughs> ne Mansur yavaş siz tabi onu görmüyorsunuz. Biz onu televizyondan evet. seyrettik. İsteyenler meclis toplantısını izleyebilir. Diyor ki kardeşim diyor bunda bir şey yok ki herhangi bir şey yok ki diyor yani. Gayet normal diyor. Biz diyor onlara diyor 8 kişi 10 kişi çağırmışız zaten. Ya 8 10 kişi çağırıyorsun da davetiye bir kişi giriyor. Davetiyesiz millete açık ihale yapıyorsun. 23 kişi giriyor. Bu nasıl iş? Onu da davetiyeli değil de normal açık yapsan gene 23 kişi girecekti. Bir kişi giriyor. Öyle bir kişi ki hayatında kesinlikle ve kesinlikle e, inşaat işi yaptığı için e, tekstille uğraşmamış. Son, adrese teslim mi diyorsunuz? Adrese teslim tabii. Peki Ad adrese geçelim teslim. Sayın evet. Gökçek Kömür konusuna. Geçelim Ayhaş. Şimdi kömür konusunda da biraz önce siz söylediniz, e, sizin dağıttığınız kömürün yarısını e, dağıttıklarını söylediniz ya da ihale yaptıklarını evet. yarısından daha azı hatta. Şimdi ve bu konuda da bazı yolsuzluklar olduğunu iddia ediyorsunuz kömür evet. konusunda. Evet. Evet. Bu nasıl oluyor? Bunu da bir rica edelim. Çünkü ha, Twitter'da ha. da bahsediyorsunuz bu evet. konudan. Evet. Şimdi e, Ankara Büyükşehir Belediyesi açık bir ihale yapıyor kömür konusunda. 50 bin ton kömür alacak. Vatandaşımız dikkatle dinlesin lütfen. 50 bin ton kömür alacak. İhale yapılıyor. İhaleye iki tane firma evrakları uygun olduğu için kalıyor. Birisi Belko, belediyeye ait olan bir firma. Bir tanesi de Oruçoğlu diye bir firma. Evet. Oruçoğlu denilen firma 46 milyon 650 bin lira teklif veriyor. 50 bin tona. Yani ton başı 933 lira. Rakama dikkat edin şimdi. 933 lira. Evet. Belki 66 milyon veriyor. Daha pahalı veriyor. Dolayısıyla ihale kimde kalıyor? Oruçoğlu'nda kalıyor. 930 o lira şirketin bu. De ismini vermese vermesek aslında iyi Neyse, olur. Yok canım. Peki. Şeydi şey değil ki Buyurun, yani şeffaf bir konu şeffaf, için ama. Konuş, şeffaf yani gizli değil o, o, ki. Olsun. yine Süleyman de, yine de çıkmış. De isim vermezsek arkasından, iyi olur. Sayın arkasından e, ee, belki şey e, ihale yapan büyükşehir belediyesi ihaleyi iptal ediyor. E, gerekçi gerekçe olarak da e, uygun teklif verilmediği için diyor. İptal ediyor. Mansur Yavaş'a soruyorlar şeyde belediye meclisinde. Sen bunu niye iptal ettin? Biz diyor sorduk adama diyor. Sen niye bu kadar ucuz teklif verdin dedik diyor. O da dedi ki diyor direkt yazılı olarak bize vermedi de diyor sözlü olarak verdi. O da bize dedi ki diyor, e, ben nakliyeyi hesap etmemişim. Bir kömürcü ihaleye giriyor, ihaleye teklif veriyor, nakliyeyi bunun içine koymuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani bu kadar bu adam, affedersiniz aptal mı girdiği ihalede neye girdiğini, kaç liraya olduğunu bilmeyecek yılların kömürcüsü bilmiyor mu bunu? Bana göre niye iptal edildiği belli. Adama vermek istemiyorlar. Adam da korkuyor. İhale iptal oluyor. Ya bu adam sana teminat mektubu verdi mi? Verdi. Teminat mektubunu irat kaydettin mi? Adam e, ihaleyi vermediysen vasıflara uygun değilse evet. İrat kaydı. kaydet. Yo irat kaydetmiyor. İrat kaydetmeyince versene adama ihaleyi getiremezse o zaman zaten teminatı var ya niye yakmıyorsun? Bir mantığı var mı? Yok. Geliyor ikinci ihale. İkinci ihale olunca, ikinci ihalede de Belko bu sefer 65 milyon veriyor. 65-700 veriyor. Gene bu Oruçoğlu 61 milyon 350 veriyor. Daha ucuz veriyor ve 1227 liraya çıkıyor şey. Tabloda görüyorsunuz. Tonu. Tonu. Evet. Tonu 933 liradan 1227 liraya çıkıyor. Bunu da vermiyorlar ihaleye. Bu ama davetiye usulü. Evet. E, Mansur evet. Yavaş'a soruyorlar mecliste niye vermedin sen arkadaş bunu? Diyor ki adam ilkinde yapamayacaktı. biz bu, e, biz bu gerçeği gördük. İkincisinde de vermedik. Ya bunu gördüğünüzde davetiye usulü bu. Niye davet ettin adamı? Mantığı var mı Allah aşkına? Madem veremeyecektin niye e, şey ediyorsun, davet ediyorsun? Hem davet ediyorsun, ikinciyi de iptal ediyorlar ihaleyi. Niye? Belki alamıyor çünkü. Adam gene ucuz veriyor belki. Belki alınca ne olacak onu soruyorum. Şimdi göreceğiz tabii. oraya geleceğiz. Evet. ettim ikinci ihale. Ya ikinci ihalede nereye çıktı şey? 1227 e, e, liraya çıktı. Şu yeşil kısma bakar mısınız? Bakın. 933, yukarıdan aşağı iniyor. Bir de yana doğru. Yana evet. doğru olan ikinci ihale 50 bin ton. İlk ihale de 50 bin ton. Toplam kamu zararı 933 liraya almak varken 1227 liraya alsaydı. 14 trilyon 700 bin lira kamu zararı var. 14 trilyon. Görüyor musun vurgunu? Evet. Ha, devam edelim. Ondan sonra üçüncü defa ihaleye çıkıyor. Gene davetiye usulü. Bir tek Beko giriyor. Ve Beko ihaleyi alıyor. O firma girmiyor o Girmiyor. Zaman. Azam bakıyor orada alıyor. burada. Yani ucuz veriyor vermiyorlar. Pahalı veriyor vermiyorlar. Daha pahalı olacak ki belki olacak. Belko bu sefer e, ihaleyi tek başına girip alıyor. 44 milyon 617 bin liraya alıyor. Millet de ne diyor? Bakın e, en sağdaki e, üç, dördüncü sıradaki maviye bakın Belko diye yazıyor. 44 milyon 617 bin liraya alıyor. Birinci ihale kaç liraydı? 46 milyon 650 bin değil mi? Evet. Diyecek ki şimdi bütün millet bunu gördüğü zaman diyecek ki ya helal olsun bak Belko... Sonunda indirimi yaptı. Oruçoğlu'ndan aldı. O e, 46 veriyor. Bu 44 e, adama veriyor. ucuz nasıl veriyorsun diyorlar dur, ama. Dur dur abicim işin püf noktasını sen bile anlamıyorsun. Zaten kamuoyuna böyle takdim ediyor ki. Mansur hep böyle. E, şeyde de e, belediye meclisinde Yo, de Ben şey, çelişkiyi ortaya koyuyorum. onu bilmiyorum. Mansur Yavaş diyor ki 2 milyon lira da aşağı aldılar diyor. Belediye meclisinde. 40, e, 44 milyon liraya Belko'nun aldığı kömür. 38 bin ton, ilk ihaledeki e, aldıkları kömür 50 bin ton. Hmm. Yani 12 bin ton eksiğini 44'ü e alıyor, bak 46'dan aşağı aldık diyor. Anladın mı? 12 bin ton yok. Millet hesap edemiyor bunu, gidiyor 12 bin ton. Niye 12 bin ton indirdin? Hani kamuoyunda bir rakam verecekler ya, hiç olmazsa o verdiği rakam Oruçoğlu'nun altında olsun da kamuoyunun gözü kapansın. Ama böyle didikleyince çıkıyor 12.000 ton. Kaça alıyor bu sefer 1173 liraya alıyor. İkinci ihalenin de altına indiriyor. Çok da böyle kıyak yapıyor yani neredeyse evet. 50 lira indirmiş gibi gözüküyor. Peki bu kalemde en alt sıraya bakın. Üçüncü ihalede 38 bin 25 bin 38 bin 25 ton alıyor. Toplam kamu zararı ne biliyor musunuz? 933 lirayla mukayese ettiğin zaman 9 milyon 126 bin lira. Bu 9 milyon 126 bin lira doğrudan doğruya vurgunun ta kendisi. Peki işin gerçeği ne? Şimdi geldik oraya. İkinci şeyi koyar mısınız lütfen tabloyu? Ekrana getirir misiniz? Heh. bakın. Şimdi söz, sözleşmesi imzalanan 3. üçüncü kömür kaç lira? 1173 lira. Yani Belko'nun yaptığı anlaşma bu. Evet. Bende de inat Kalktım sağdan soldan araştırma yaptım. Kazan Belediye Başkanı arkadaşımız gitti kömürcülerden şey aldı. Teklif aldı. Tamam mı? Ki aldığı fiyat da pahalı yani. Pahalı olmasına rağmen. Kazan Belediyesi'nin aldığı şey e, teklif. Evet teklif. Bakın sağ tarafta e, duruyor. 792 lira. Aynı kömür mü ama? Aynı kömür şeyleri de var. Eee Kalori şeyleri. Kal kalori şeyleri de var. Burada faturası var. Ee, başkan nasıl oluyor şu, bu işler bak, ya? Daha daha dur. Daha yani dur Yani 792 lira kazan belediye sallıyorsa. Daha Ya bir dakika dur. Daha dur. Göreceksin. Sabredemiyorum ama. Ya e, sabredemezsin tabi Vurgunun Daniskası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde karşı tarafta Dürüst Mansur. Geçelim. Ya tartışalım bunu şeyde e, televizyonda Mansur. Yüreğin varsa gel tartışalım. Tartışabilir mi? Tartışamaz. Devam ediyorum. Ee, ara şeydeki e, ton başı fark ilk ihaleye göre kazan belediyesinin verdiği teklife bakarsan 381 lira. Ee, peki fiyat teklifine göre tonda kaç lira e, Toplam kamu zararını 14 milyon 487 14 milyon TL. Kazan Belediyesi'nin aldığı fiyattan alsalar sorun ortadan kalkacak. Peki Kazan Belediyesi kaç ton teklif veriyor? 2 bin ton. Sen ne aldın? 38 bin ton. 2 bin tondaki indirimle 38 aynı olur mu? Yani Kazan Belediyesi 792'ye alıyorsa bu daha da aşağı gelir. Nitekim ben faturalar aldım. Bak mesela adamcağız fazla değil. 13 ton bu şeyci parakendeci bir adam. Evet. Toptancıdan mal alıyor. Ee, Gürhan kömür. Evet. Oradan teklif alıyor. 13 ton 658 TL'den iki kömür farklı 7.4 ton 690 lira. O da Sibirya kömürü. Fiyatları görüyor musun? Aradaki evet. farkı farkları görebiliyor Aa, musun? Müthiş, Allah aşkına. Müthiş ha? müthiş. Bak. Şimdi burada kamu zararı 14.5 milyon lira. Peki gerçek piyasa ne? Ben size şimdi gerçek piyasayı söylüyorum evet. Ee, bak gerçek piyasayı söylüyorum. Ee, üçüncü ihaleye kaç aldı şey? Ee, Belko? 1200. 1173 e aldı. Evet. 1173. Kaç dolar eder? Bugün kira işlem. Bugün yaptım bu hesabı. 149.6 dolar. 150 dolar yani. Tonu. Tonu. Ne almış belediye? Kaç liradan almış? 150 dolardan almış kömürü. Ee, kahraman kazanın fiyatından alsa o da bir teklif alıyor. Daha pazarlık falan yok. O da e, 792 liraya almış. Kaç dolara yapar? 100, 101 dolar. 101 dolar. Aradaki evet. fark ne? 49 dolar. Sadece teklif de 49 dolar. Ton başı. Ağzı düzü 50 dolar de. Ağzı düzü 50 dolar de, 50 dolardan ilk aldığında 50 bin şey alıyordu. Ton. He? 50 bin ton. 50 bin ton alıyordu. Arada kaç şey eder? 50 binen. E, 50, 50 doları çarparsak ne yapar? 25 el, milyon. 20. 25 milyon tabi. 25 milyon tane aradaki fark bu peki kömürün gerçek fiyatı ne ben 25 sene belediyecilik yaptım 23 sene 23 buçuk sene 23 buçuk sene boyunca bunları takip eden bir adam. etrafımda da tanıdığım elbette adam var araştırdığım zaman bana Hı -hı. yanlış bilgi vermeyecek olanlar var açtım 3-5 kişiye kardeşim Melih Gökçek bu ihaleyi yapsaydı Kaça verirdiniz bu kömürü dedim. Harbi söyleyin dedim. Dolar bazında bana rakam verin. Başkanım dediler biz 90 dolardan verirdik. 50 bin tonu. 50 bin tonu. 90 dolardan güle oynaya verirdik sana ee, Güney Afrika kömürünü. 90 dolara. Peki bu adam kaç almış? 150 dolar. 150 e, Evet 150 dolar. Arada fark ne? 60, 60 dolar. dolar. 50 bin tonda 60 dolarla çarparsan ne yapar? 3 milyon dolar. 3 milyon dolar kaç para eder? 25 trilyon aşağı yukarı. Vurgunun boyutu 25 trilyon. Ya şu anda elini öptüğünden 90 dolara alacağın kömürü 149.6 dolara alıyorsun. Bu vurgun değil de nedir Allah aşkına? Ha bulamıyorlar diyorsa ben kendime hemen kömürü bulayım 90 dolardan. Böyle bir vurgun olabilir mi ya? Ve kalkıyor. Mansur Yavaş bunu savunuyor ya. Belediye meclisinde çıktı, savunuyor. Demek ki Mansur Yavaş bunu savunduğuna göre bu işin içinde. Bu alım işinin içinde. Ben bunun şimdi ihbarını da yapacağım. Yani bu, bu, hafta içerisinde ihbar edeceğim. Bu rakamları bir kişi vereceğim. kanalıyla bunlar ortaya çıkarılabilecek şeyler. Mi? Kesinlikle çıkar. E ben, ben de var faturalar. Hayır, e yani işte. size 90 dolar fiyat verenler ha. bilir hadi, kişi. Hadi şeye verdikleri gibi 101 dolara versinler. Kahraman kazanına veren var. Ha Türkiye'de bir tekel vardır. O tekel de kendi arasında birbiriyle hep paslaşır. Kömür fiyatlarını düşürmemek evet. Için. Ama iyi olursa tıklar alırsın bunu. Mesela ondan da bir teklif istettim. O yüksek verdi fiyatı. 1200 lira verdi. Niye? O üç tane firma var ya şimdi hmm. ismini vermiyor o firmanın. Evet. Belgesi var elimde. Sırf e, foyaları meydana çıkmasın diye o üç firma birbirine pas atıyor. Hmm. 1200 liradan verdi teklifi. Şimdi bu kadar açık vurgun olmaz. Bu Ankara'nın hakkı yetim hakkından bahsediyorsun e, Sayın e, Mansur Yavaş. Şu e, kimseyi zengin etmeyeceğim diye bir şey var, e, videosu var Mansur Yavaş'ın. Şunu bir seyredelim. Bir seyredelim ondan sonra konuşalım. Ne olacakmış? Dürüstlük olacakmış. Kömür ihalesinde 25 trilyon. Maske ihalesinde 12 trilyon. Ondan sonra dürüst beyefendi. Medya güzelce boyuyor, yağlıyor takdim ediyor ya. Herkes de yiyor bunu. Hadi ben de bu iddiada bulundum. Hadi beni mahkemeye ver. Ver beni mahkemeye de ki bana iftira attı de. Ben seni vereceğim mahkemeye. Bu milletin hakkını sende bırakmayacağım Mansur Yavaş. Hak adalet, adalet diye diye konuşup da ondan sonra millete böyle kazıklara atmanıza müsaade etmeyeceğim. Şimdi bak buradan ilan ediyorum. Yapılan bütün davetiye usulü ihalelerin hepsinin Evraklarını teker teker senden yazılı olarak isteyeceğim. Verdiğin cevapları da kamuoyuna açıklayacağım. Gene bahane uydurup bu belgeleri bana vermemek için direneceksin. Direnirsen de sağdan, soldan şimdi nasıl yapıyorum? Tetkiki gene yapacağım ve belediyedeki vurgunlara müsaade etmeyeceğim. Melik Gökçek döneminde böyle bir vurgun yok. Biraz önce anlattım. Sen hileli belgeyle beni kalkıp da e, ee, sanki o dönemin içerisinde benim bürokratlarım suç işlemiş gibi gösteren bir adamsın. Gel yüz yüze konuşalım. Haftaya geleceğim. Allah izin verirse. Şu rant meselesini bir konuşacağız. Rant meselesini. Hani beni FETÖ'ye kaynak aktarmakla itham ediyorsun ya. Bak senin nasıl haftaya Allah izin verirse lime lime ediyorum. Millete nasıl cevap vereceksin? Onu da göreceğiz inşallah. Bunu keseyim son vakit kalmadı için son. ben burada şunu var. tekrarlayayım da Sayın Gökçek çünkü Hı. hani aldılar sazı eline Melih Gökçek'le Latif Şimşek kendi Hı. kendilerine konuşuyorlar demesinler. Evet. Programın başından beri belki dört defa Sayın Mansur Yavaş'a yayın davetinde bulundum. Sayın Gökçek de dedi ki sende değil nerede istiyorsa orada dedi. Ama ben buradan bu programdan sorumlu olduğum için e, Sayın Mansur Yavaş haftaya buyurun gelin adil bir yönetimle e, Sayın Gökçek'le e, iddiaları konuşun derim ben. E, bu bir davettir. <laughs> e, her zaman masamız, yayınımız açıktır. Evet, evet. buyurun.